Ben görebiliyor muyum aslında? Limitör yap. Tamam bırak gidelim. Abi sesler çatır çutur patır kütür. Hadada. Çok iyi. Abi Beymon'un taşı kendine geldi ya. Çok iyi ya. Selam millet. Şu anda bu videoyu büyük ihtimalle motor alma videosundan sonra izleyeceksiniz ya da hala tam karar veremedim. Bu motoru alırsam ki eğer bakalım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Motorun sahibi motoru bize teslim etti. Yani teslim etti dediğim, motoru satın almadık ama servise götürmemiz için kendisi gelmeden bize bıraktı motoru. Ben olsam bırakmam yani şahsen. Çok iyi bir abimiz. Hani şu anlık hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tek başımıza gidiyoruz servise. Baktıracağız. Bir tane daha ustaya göstereceğim servis dışında. Şu an standart modda motor. Kaç derece? 71 derece olmuş. Normal. Şu anlık hiçbir sıkıntı sezmedim. Motorun sağa sola çekmesi yok. Genel olarak kontrolünü yaptığımda da ufak tefek sorunları var. Bakalım servise götürüp baktıracağız. Ne çıkacak, ne çıkmayacak. Ses mükemmel güzel. Üstünde Akrapovic orijinal egzoz var. Daha önce hiç MT-09 kullanmadım. İlk defa MT-09'a biniyorum. MT-07 kullanmıştım. Oturuş tarzı falan çok benzer. Sadece ses ses çok fena. Ses beni inanılmaz aşırı cezbetti böyle. Gidişi de tabii ki çok felaket. Motorun zinciri biraz gergin. Bir de araçla beraber geldik. Şu an aracın nerede olduğunu bilmiyorum. Sanırım yolda denk geleceğiz kendisine. Frenler çok güzel. Motor biraz daha ısınsın. Azı gaz yoklamaları yaparız. B modunu alıp. Gerçekten çok heyecanlıyım. Motor hikayemi daha anlatmadım. Aslında MT-09 düşünmüyordum. Almak istediğim motorun sahibi çok aşırı heveslendiğim bir motor olan XC6'yı satmadı ve bu motor denk geldi. Buna bakmaya geldik. Lastikler biraz ısınsın. Motorun üstünde tutunmakta zorluk çekmiyor değilim. Standart modda 3. 4. vitesle. Abi. Şaka yapıyorsun. Motorun gidişi felaket de şu an tek sıkıntı kendi RS200 motoruma göre şunu 6. vitese çekelim. Şu an tek sıkıntı çok sağlam rüzgar alıyor. Hani motorun hiç bu kadar sağlam rüzgar alabildiğini kendi motorumda hissetmediğimden şu an kaskım bile hafif sağ sol çevirdiğimde dehşet oynatıyor. Şöyle şeylere bakalım Select'ten. ...3.4 litre bu anlık mı? Evet, anlık olarak. ...8.5 litre genel ortalama varmış. Bacaklarım rüzgar almıyor, çok güzel. Şimdi bu arada biz Ayvacık'taydık. Ayvacık'tan Çanakkale merkeze geliyoruz. Orada
İyi bir usta bulduk. İyi bir ustaya göstereceğiz. Bir de servise göstereceğiz. İkisini de göstermek istiyorum. Abi sesler çatır çutur patır kütür hadada hadada hadada. Çok iyi. Birazcık hızlı gidelim. Altıncı vites anında 160. Çok muazzam tatminkar bir ivmelenmesi var yani, çok çok iyi yani. İnsanı konuşturamıyor. Abi B modundasın, kendine gel ya. Çok iyi ya. Çok fena yani, şu an duygularımı anlatamam yani. Şu an bu motor benim olursa, zaten benzini görüyorsunuz. Ben de diyorum ki hani motorun normalde 6. vitesde bununla, şu an bak 5 ile gidiyorum, 4.4 litre yazıyor. 6'ya çektiğimde 3 küsürler yani, uzun yolda motoru üzmeden 90-100 civarında bir şeyle giderseniz gerçekten az yakabilir. Ama bu motora binip yani sürekli 6 ile 90 ile gitmek biraz sıkıntı yaratabilir. Üçüncü vites az önce önünde açtığım gibi 170. Bu ne be? Ben 130'da gidiyorum ama yakalıyorum. Abi baksana. Ay sıkıştırma kafanı. Ben görebiliyor muyum yanımda? Limitör ya. Bunu yap zaten. Limitör yap. Tamam bırak gidelim. Selam millet. Bugün ikinci gündeyiz. İlk gün alamadık motoru. İkinci gün tekrar geldik almaya. O kısımları çekemedim. Bayağı karışık şeyler yaşadık. Motorun birkaç sorunu var. İşte zincir dişlisi kötü. İşte normal standart işte balataların durumu pek iyi değil. Lastik istiyor falan. Ama motorun üstünde Akrapovic orijinal egzoz var. Mutluyum. Tekrardan gösterdik. Çalışmasından falan bir sıkıntı yok motorun. Şimdi yola çıktık. Bayağı bir yolumuz var ve hava kararacak. O bayağı sıkıntı. Hava dehşet soğuk. MT09'umuz oldu. Daha önceden bahsetmedim ama MT09 alma gibi bir düşüncem yoktu. Başka bir motor bakıyordum. O motorda anlaşamadık. Bir şeyler oldu. Adam motoru vermedi. Cart curt falan. Kısacası alamadık o motoru. MT9 aldık. Bunun vesilesiyle. Bakalım hayırlısı olsun. Kazasız belasız bir şekilde kullanırız inşallah. Motor dehşet ötesi gidiyor. Hani öyle böyle gitmiyor. Bir arabayla beraber geldik. Arkadaşım getirdi beni. O şimdi şeyle beraber geliyor. Arabayla beraber geliyor. Ben önden gidiyorum. Hızlı gideceğim. Hava dehşet soğuk, çabuk gitmem lazım. Şu an tek korkum polise falan yakalanırsak, motorda Akrapovic egzoz. Çok ses ne kadar geliyor bilmiyorum ama çok felaket ses. Derdimizi anlatırız herhalde. Motorun satışını yeni aldık. Egzoz da arabanın içinde, orijinal egzoz. Böyle yani durumlar. Motor alım videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Buradan sonra yola çıkıyoruz. Uzun bir yol bizi bekler.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada neden bu motoru aldığımı, diğer yaşadığım sıkıntıları da farklı bir videoda anlatacağım. Kendinize iyi bakın.